Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Umut İrken kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 60 Second oynuyoruz. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. 60 Second uzun süredir kanalıma çekmediğim bir içerikti. Uzun süredir EFC 24 veya işte FIFA oyunlarıyla devam ediyordum kanala. Bir farklılık olsun dedim. Artık yani zaten bu farklılıkları daha fazlasıyla göreceksiniz. Sadece TED Challenge yapıyoruz bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Dediğim gibi daha fazlasını istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda da 60 Second ile ilgili daha ne tarz içerikler yapabilirim onları falan da yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Kanalımızda daha farklı içerikler olacak, onu da belirteyim. İkisini alıyorduk sanırım. Bayağıdır çünkü 60 Second de oynamıyorum arkadaşlar. Ve evet, başladık. Tamam. Kanalımızda dediğim gibi daha farklı içerikler de yer vereceğim. Onu da belirteyim. Yani bunlar ne tarz oyunlar olacak? UFC 5 olacak. Onun dışında farklı farklı simülatör oyunları, işte farklı farklı oyunlar olacak dediğim gibi. Onun da şimdiden bilgisini vermiş olayım. Kimseye almayacağız. Sadece Ted'i ve yemek, içecek işte ne varsa onları alacağız. Şöyle mesela silahı da toplayalım. Şurada izci kitabı var. Şurada bir tane kilit var saldırılara karşı. Tamamdır. Tamam, şöyle gidelim. Şu mermide silahın kırılmasını engelliyor arkadaşlar. Fazlasıyla yemek aldık. Su da almak lazım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Tamamdır, yetiştik. Evet, Ted ile bence bayağı güzel şeyler topladık bu arada. Daha temin de dediğim gibi kanalımızda farklı farklı içerikler olacak. EFC 24'te de bazı içeriklere devam edeceğim. Öyle sürekli olarak artık EFC 24 atmayı düşünmüyorum. Shorts videolar olur, EFC videolar olur, yine gelecek. Ama 60 Second olur, ondan sonra farklı bir futbol oyunu olur. Onun dışında UFC 5 olur, Mountain Blade tarzı serilere de devam edeceğim. Yani kanalımda yeni yeni serilere yelken açacağız. Ve evet, birinci gün gökten ateşi ardında her erkek kendi başının çaresine bakmalıdır. Sığınımızdaki eskiden kalan bir tane şey varmış, sinek ilacı. Bir tane de neydi bu şeyin ismi? İskambil kağıdı varmış. Raflarımız konserve kutuları dolu. Kutulardan yiyeceğiz ve kutuların üstüne uyuyacağız demiş. Suyumuz zaten tek kişiyiz. Herkese zor edecek kadar bir şey değil. Ve evet, gördüğünüz gibi şöyle biz bir geriye çıkalım. 4 tane suyumuz, 6 tane konservemiz, 1 tane mermi, 1 tane böcek ilacımız, 1 tane silahımız, haritamız, izci kitabımız, baltamız, şeyimiz gayet iyi bu arada. Gerçekten iyi şeyler toplamışız. Bu koşullarda hayatta kalmak zor. Umarım bu durum yakında biter demiş. Yani doğru. Ve ikinci güne geçtik. Ted tek başına olduğu için arkadaşlar tabii ki de delirdi. Bazı sabahlar umudumuzu biraz kaybediyoruz. Kendimize bir şekil düzen vermeliyiz. Daha iyimser olmalıyız demiş. Ordu yakında gelecek. Bizim ordunun gelmesi için her şey sarsılıyor. Tamam, güzel. Oyunda deprem olmuş. Bir şeyi kurtar diyor. Ve o da zaten bir tane şeyimiz olduğu için maskemizi kurtarıyoruz. Ordunun gelmesi için zaten biliyorsunuz ki, eğer ki oyunu zaten az bir şeyde takip ediyorsanız, ordunun gelmesi için radyomuzun olması gerekiyor. Ondan dolayı da bizim radyoya ihtiyacımız var. Gaz maskesini havaya uçan mobilyalı parçalar altında parçalanmadan tam zamanda yakalamayı başardık. Bu çok güçlü bir depremdi. Yine de iyimserliğimizi kaybetmemeye çalışalım demiş. Ted'in akıl sağlığı hepimize şey yapıyor demiş, endişelendiriyor. Ted birkaç yudum su içmek ister demiş. Tamam, dördüncü günde Ted'e suyu vereceğiz ama dördüncü gün gelmeden biz bir dışarıya çıkıyoruz. Şöyle baltasını verelim, haritasını verelim arkadaşlar. Şöyle Ted'i dışarıya bir gönderelim. Bir 3 gün falan sürer sanırım. Tamam, 8 gün oldu. Ve Ted bayağı bir, ya bir tane, iki tane su bulmuş, bir tane yemek bulmuş. Onun dışında gittiğimiz ekipmanlardan iki tanesini kaybetmişiz. Bavul ve haritayı kaybetmişiz. Maskeyle şeyle geri döndük. Sığınağımızda asma kilit varmış. Onu kırmışlar. Onun dışında bir tane yemek, iki tane de su bulmuş.
Sokağın aşağısında bir tür araç bulduk ama gece karanlık olduğu için pek bir şey göremedik demiş. Tamamdır. Ted çok aç ve Ted aç ve yorgun demiş. Tamam, bunu geç. Mutant kemirgenler kaynaklarımıza saldırıyorlar. Bunlar fare mi, vahşi tavşanlar mı yoksa mutant hamsterlar mı emin değiliz. Tüm bu seçenekler oldukça korkunç. Bu hayvanların hepsinden kurtulmak için mermiye veya başka bir şeye ihtiyacımız var demiş. Silahımızın mermisi var. Eğer ki silah sıkarsak sadece mermisi gider diye biliyorum. Yani silah kırılmaz diye biliyorum. Ki zaten öyle bir şey de olmamış. Konserveleri kurtardık tüylü mutantlar için. Üzgünüz galiba, besin zincirlerinin hala tepesinde biz varız demiş. Ted şu haldeyken dışarıya gönderemeyiz. Burada çok fazla boş alan yok ve her şeyin kokusunu alabiliyoruz. Duvardaki tuğlalardan bir şey gevşeyip arkasında bir delik gördüğünde bayılacak gibi olduk. Delikten gelen sorunu araştırsak mı diyor. Tabii ki de bir konserve çıkabilir, bir şey çıkabilir. Araştıralım. Bizim için de daha iyi olur tabii ki. Sanırım bir tane konserve bulduk. Evet. Ve pençeleri, dişleri mutasyona uğramış falan filan diyor. Bir tane domates çorbası vardı diyor. Ted aç mı? Açlıktan ölmek üzere ve susamış. Artık verelim. Şu an Ted'i dışarıya göndermeyeceğiz. Tam acınası bir akşam yemeği yiyorduk ki dışarıdan gelen ve bir taş satın almak ister misin diye soran kulak tırmayıcı bir ses duyduk. Sesin eskiden kasabamızda yaşayan ihtiyar cime ait olduğu anlaşılınca sakinleştik diyor. Daha doğrusu burada yaşadığını düşünüyorduk. Sadece tam olarak nerede kaldığını bilmiyorduk diyor. Bakalım. Bir tane taş satın alalım. Bakalım ne diyecek. Bakalım. Taş mı, taşlara bayılırız. Biz Mary Jane bir ara oldukça büyük bir maden koleksiyonu yapmıştı ve hepimiz ona bayılıyorduk. Çok küçük radyoaktif taş bile yeni koleksiyon yapmak için iyi bir başlangıç demiş. Tamamdır. Ted'in hala susuzluğu falan filan var dedi. Ted şu an yani çıkmasın. Bugün içeri biraz temiz radyoaktif hava girsin diye sığınağın kapısını açtığımızda kapının önünde duran ufak bir bavul olduğunu gördük diyor. Üzerinde bir not varmış. Mahallede kimse yok gibiydi. İçine baksak mı? Tabii ki de içine bakabiliriz. Hastalanırsak zaten orada medkitimiz var. Evet, hastalandık. İçinde bir su şişesi vardı ve gayet normal göründüğü için bir yudum aldık. İçinde şey varmış. O kötü oldu. Ona hemen verelim. Sığınakta dolaplardan biri birazcık sallandı ve yeni yuva bulma amacıyla onu dışarı çıkardık. Bu esnada gizli bir kapı keşfettik. İçinde ne var? Baksak mı diyor. Silahımızı da bir girelim bakalım. Evet, bir şeye sıktık. İnşallah kendimizi yaralamamışızdır. Gizemli odanın içinde hiçbir şey üzerimize atlamamasını sağlamanın en iyi yolu kapıyı sertçe açıp ateş etmek olduğunu düşündük. Toz bulutu dağıldığında operasyon sonuçlarını gördük. O da boştu, sadece duvarları vurmuştuk. Ve sekip üzerimize gelen bir mermiden kıl payı kurtulduk diyor. Şöyle bir tere su ve şey de verelim. Bu sesler de neyin nesi diyor. Biz delirtiyor, havalandırma kanallarında dolaşan bir şey. Tamam. Kafamızı dağıtmak için birazcık iskambil kağıdı oynayalım ve yarın artık bir dışarıya çıkalım. Çünkü biliyorsunuz ki radyo gelmediği sürece hiçbir şekilde bir şey yapamayız. Biraz eğlence şeyi unuttuk diyor. Sahiden canımızı sıkan şey neydi diyor. Tamam. Ted dışarıya çıkabilir. Evet işte bak, bu önemli. Bizim şeyimiz yok. Ve 15. güne geldik. Şu an 15 gün gayet iyi geldik. Eğer ki bu arada isterseniz Ted ile tek başına uzun süreli bir hayatta kalma macerası yapabiliriz. Onu da söyleyeyim. Ama tabii ki de bunun için sizin yorumlarımız çok önemli. Gaz maskesiyle Ted'i dışarıya gönderelim. 17, 18, 19, 20. günde gelmesi lazım. Ne oldu lan? Ted yüzeye gitti, umarım kısa sürede döner. Sığınağa geri döndüğümüzde kapak sıkıca kapatılmıştı ve çağ ötesi bir zamazinga ile korunuyordu. Cihaz bize yaklaşmayın yoksa öldüreceksiniz uyarısı yaptı. Ses çok ciddi değil. Çok ciddi gibi geldi. İçin oradan ayrıldık ve bir daha geri dönmedik. Başaramadık. Son sözlerimiz bunlar olmuş. Yani neyle kapatılmış kapı? Yani evet. Arkadaşlar, uzun süreden sonra ilk kez oynadım. Ve maalesef birisi tarafından uzaklaştırıldık. Kapımız kilitlendi.
Tek başına kaldığın zaman işte bunlar sıkıntı olabiliyor. 20 gün hayatta kalmışız. 0,5 su, 0,5 çorba tüketmişiz. Sığınağa savunmamıza gerek kalmaz. Zaten sığınağı direkt ele geçirdiler. 2 kere başarılı keşif yapmışız. 3 tane de eşya getirmişiz. 0 hayır, 3 tane de evet kararı vermişiz. Daha fazla bir second istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarda da belirseniz çok ama çok sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.